Türkiye'nin en şık hanımefendilerinin yarıştığı, birbirinden şık ve iddialı yarışmacılarımızın tarzlarını konuşturduğu Doya Doya Moda'da yeni hafta tüm heyecanıyla başlıyor. Günaydın hanımlar. Günaydın. Aramıza yeniden hoş geldin Eda. Sonunda iyileştim ve kimseye pabuç bırakmamak için koştur koştur geldim. Kızlar Özlem'in alışveriş kartını sakladıkları için jüri yaptırım uyguladı. Hak ettiklerini düşünüyorum. Umarım bütçeleri de az gelir. Hatta yarı bütçeyle yarışırlar diye umuyorum. Teşekkür ederim. Sen zaten ancak bizim cezalı ve bütçemizden eksik parayla alışverişlerimizde belki bir ihtimal yüksek puan alabilirsin Özlemciğim. Diğer türlü çünkü aynı kulvarda değiliz. Biliyorsun senden güçlü olduğumuzu da. O yüzden iddiana bile sen kendin güvenmiyorsun. Bu arada Hülya uçağa röter yaptığı için açılışa yetişemedi. Yetişebilirse alışverişin kalan kısmında aramızda olacak. Öncelikle pazartesi günleri ne günüydü? Yeni kız. O halde önce yeni yarışmacımızı tanıyalım. Arkadaşınız geldi. Ona bir merhaba deyin. Merhaba. Gördüğünüz gibi bir kutu bebeğim var. Ay ben sizce... nasıl sığmışım. Sizce bu kime olabilir? Tahminleri alalım. Bence bana. Bence Eda'ya. Evet, doğru bildin Eda'ya. Eda'cığım son haftalarda çok kötü gittiğin için... ben bu işlere böyle başladım. Bebekleri giydirerek. Sana da iyi gelir bebekleri giydirerek. Bu şekilde devam edersin. Güzel evet, çok, yani çok güzel bir de çok tatlı bir bebek. Senin gibi çok güzel. Şimdi öncelikli olarak yeni gelen yarışmacı arkadaşımıza başarılar diliyorum. İkincisi hediyen için teşekkür ederim. Ben kutu bebeklerini çok severim. Bebeği verirken kötü niyetlerle vermediğini umut ediyorum. Yoksa sana çok salça olurum bu hafta haberin olsun. Bak şimdiden de iyi niyetlerle mi verdin, kötü niyetlerle. Son haftalarda kötü gittiğin için bebeklerini giydir ve modayı öğren tatlım. Aşkısı benim 3 tane kolyem var. 3 aydır burada olan bir yarışmacıyım. Son haftalarda kötü gittim çünkü bazı duygusal sorunlarım oldu. Ama geri döndüm baby'si, sıkıntı yok. Önce kendinden bahsetmeye ne dersin Betül? Merhabalar, ben Betül Karlıoncu, 23 yaşındayım. Haklar İlişkiler öğrencisiyim, 4. sınıfım. Boyum 1.71, kilom 55, bedenim ise 36. Doya Doya Moda'ya tarzımı konuşturmaya geldim. Kızlar beni taklit etsinler. Bugün alışveriş için neredeyiz? Kadıköy. Kadıköy'deki alışveriş bütçeniz ise tam tamına 850 lira. Evet, 750 lira. Bugünün konsepti ise şapka şıklığı. Aa, gerçekten. Hadi bakayım onun. Göster kızım kendini. Hadi yere iş çıktı. Ressam bir şapkası gene bugün konuşuyoruz. Herkes hazır olduğuna göre Eda, Özlem ve Betül için 2 saatlik, Aleyna, Melike, Hülya ve Deren için 1 saat 45 dakikalık alışveriş süresi başlıyor. TV8 ekranlarına, Doya Doya Moda'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı Betül, hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan seninle daha detaylı tanışacağız. Öyleyse konseptimiz neydi? Şapka şıklığı. Nerede alışveriş yaptık? Kadıköy. Hadi bakalım Eda ile başlıyoruz. Çıt kırıldım gibi yürüyorsun. Merhaba. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk hocam. Nasıl oldun, iyileştin mi? Artık iyileştim çok şükür. Evde 10 gündür yatmaktan çok sıkıldım. Dilim de şişti. Buraya böyle koşa koşa geldim. Dilim şişti ne demek? Konuşmam gerekiyor demek mi oluyor? Evet çünkü evde konuşacak insan kalmadı. Onunla konuş, onunla konuş. Onlar da sıkıldılar tabii beni dinlemekten. Böyle. Furkan da iyi. Furkan da iyi, çok İyileştin. Şükür. Geçen köpek, hafta neredeyse? Köpek de iyi, çok şükür. Çok geçmiş olsun. Evet. Geçen hafta ne? Bir gün vardın aramızda çünkü biraz rahatsızdın. Çok şükür bu hafta iyisin. Evet, gecesinde nefes darlığı çektiğim için ertesi günlerde gelemedim ama artık iyiyim.
Neler oldu sen yokken? Neler gelmiştir haberleri? Geldi ve ben çok şaşırdım, şok oldum. Kızlardan böyle bir şey asla beklemezdim. Ya. Çünkü benimle de kavga ederler biliyorsunuz. Çok sevmezler beni. Ama asla biz böyle şeyler yaşamamıştık. Çok şaşırdım açıkçası. Beşinin biri olmasına inanamadım. Bu hafta hepsinin cezalı olduğunu biliyorsun. Evet, çok yapılmaması gereken bir davranış olduğu için... Diskalifiye oluyorlardı. Öyleymiş galiba. O duruma geldiler. Evet, öyleymiş. Evet, seyircilerimize de hatırlatalım. Bu hafta kızlarımız da cezalılar. Hem bütçe hem zaman cezası verdik onlara. 100 TL ve 15 dakika. Bakalım bu hafta neler yapacaklar. Bugün zaten birinin ayakkabısı yok. Birinin başka bir şeyi yok. Senin mi yoktu? Takın yok. Geleceğiz. Senin konseptin nedir? Ben hipodroma gidiyorum hocam. Hı hı. VIP bölümünden izleyeceğim. Hı hı. Bu şekilde. Çok özür dilerim. Hipokrat ne demek ya? Hipodrom. At yarışları var ya. Ha, hipodrom. Ben hipokrat anlıyorum. Hipokrat yemini var. Dedim acaba hipokrat diye bir şey mi var? Nasıl benim bilmediğim. Evet. Pekala, fiyatlar. Tabii ki hocam. Ayakkabılarım 80 TL. Kombinim 300 TL. Çantam 100 TL. Şapkam ve inci küpem ve şuradaki bu aslında inci kolye görebildiniz mi? Bu inci kolyem 235 TL. Kumaşıma bu kumaşıma ve buradaki yine kumaşıma da 30 TL ödedim. Sen kendin yaptın onları oraya. Evet. Yeni arkadaşımızı sevdin mi Betül'ü? Evet sevdim, bana kutu bebeği getirmiş. Evet, görebiliyor muyuz? Yukarıda aslında hocam ama isterseniz getirebilirim. Pozitif bir hediye mi? Ben pozitif bir hediye olarak gördüm. Sonuçta ben kutu bebeklerini çok seviyorum ve her küçük kızın da bir kutu bebeği vardır, aşık olduğu, hayran olduğu. Ben rahatsız olmadım. Pemboş da giymiş bir kutu bebeği, sapsarı saçları var. Ben çok hoşlandım hediyesinden. Birazcık bana laf azıcık ucundan değdirivermiş tabii hediyeyi verirken. Ne dayanamamış. Demiş? Yani onu da çok kötü algılamadım açıkçası. Dedi ki hocam ben giyinmeyi bebeklerimi giydirerek öğrendim dedi. Sen de son bir haftadır çok güzel giyinmediği için hani böyle çalışabilirsin mi ne o tarz bir şeyler dedi. Çok ben onu kötü algılamadım ya. Çünkü bazen hepimizin böyle iyi giyindiği, kötü giyindiği anlar olabiliyor. Evet bir iki gündür kötü giyinmişimdir. Nacizane o da dokunduruvermiştir. Çok şey yapmadım, kale almadım kötü olarak. Sen pozitif algılamak istemişsin gibi geliyor bana. Ama işin içinde sarışın bebek var, pemboş giyinmiş. Ne kadar negatif olabilir ki diyorsun. Bebek var yani. Emzik getirenler var, saç boyası getirenler var, ayna getirenler var. Bana bence gelen hediyelerin içinde en güzeliydi. Yani kötünün içinde en iyisi bence bana geldi diyeyim. Kız sana giyinmeyi öğren diyor ya. Ben ay, böyle öğrendim diyor. Merhaba. Evet, buradaydım kutu bebeği. Aman Hülyalar da gelmişler, hoş gelmişler. Ay indi mi senin uçak? Hoş gelen sensin gelmiş, yalnız. Çok şükür. Bir haftadır yoksun ya. Yoktu biliyorsunuz, alışverişte uçağa inemediydi. Evet, konuyu evet. Değiştirme sırası istersen. Sırası gelince konuşacağız Hülya'nın da. Pekala, teşekkür ettin mi arkadaşına bu pozitif hediye için? Tabii ki ettim. Ama ben bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Gerçekten kutu bebekleri çok seveceğini düşündüm. Yani özellikle seçtim o hediyeyi. Seveceğini düşündüğüm için. Çünkü çok çocuksu bir ruhu da var. Yasemin Hanım sizin gibi. Aynı. O yüzden. Hiç alakası yok. Öyle bir, yani madalyonun 200'ü aslında. Madalyonun 200'ü sensin şu anda. Hangi gerçekten yüzüsünü anlamadım. Evet, şu anda bu arada. Böyle konuşmadın ben da. Bu nasıl size bir böyle dönme şekli ya? Arkada ben dedim ki Eda dedim karakter olarak. Çok tatlı bir kız. Hiç ama öyle bir şey söylemedin. Kötüye gittiği Betül için. Hediye ediyorum ki ona bir hani ders olsun, bir kamçılasın ben nereye gidiyorum diye. Sen yanlış anlamışsın hayatım. Sen yukarıda yok böyle cümleler kullanmadın. Ben ben dedi bebeklerden öğrendim dedi. Ben kutu bebekleri giydirerek giyinmeyi öğrendim. O da giydirsin, giyinmeyi öğrensin dedi. Son zamanlarda çok evet kötü giyiniyor dedi. Bu da diyor son bir haftadır. İkisi de şimdi evet böyle lafları eviriyorlar, çeviriyorlar. Hiçbir sempatisi yok. Açılış konuşmasında son bir haftadır kötü giyiniyorsun dedi. Sıkıştırdığım için öyle söyledi. Aynen. Tezat konuştu. Şey diyeceğim. Tezat konuştu ve ben yani sempati duyuyor musun, duymuyor musun dediğimde duyuyorum demek zorunda kaldı. Eğer... Ama zaten öyleydi de Eda'yı arkana almaya çalıştın. Çok açık ve netti ya her şey. Eda'yı arkasına mı almaya çalıştı? Evet, gayet bunu yaptı. O işleri iyi biri. Hülya'yı ve Aleyna'yı arkasına aldığı gibi.
Ben eğer madalyonun 200'ü olsaydım ona derdim ki senin tarzın yok, sen en başından beri kötü giyiniyorsun. Öyle sen demek ki giyinmeyi öğrendin. Son 2 haftadır kötüye gitmesi demek iyi bir tarzı var. Kendine gel Eda, silkelen. Wow. Sen iyi giyinen bir yarışmacısın. Hop, bravo. Ne oluyor demek. Bravo. O zaman neden açıklamada bunu söylemedin? Yukarıda her şey 2 dakikada gerçekleştiğini yukarıda emredim. Yukarıda da söyledim zaten, bu kötü bir amaçlı hediye değil çünkü dedim. Çünkü böyle... Asla kanıtlayamazsın çünkü yanlış anlıyorsunuz. Beni de yanlış tanıdığınız gibi yeni gelen arkadaşına demek istedim seni yanlış anladınız. Onunla onu da yanlış tanımaya ya devam edin. Ya size böyle bebek gelmedi diye kıskandınız mı kızlar? Evet. Eda, en bebek sensin. En iyi sensin. En güzel de sensin. Bizi rahat bırak. Bebeğime konuşacaksınız. Çok güzel. Ama senin gibi geldim. Sizi hediye böyle gelseydi zaten eminim çok mutlu oldunuz. Gelmediği için üzüldünüz. Size emzik falan geliyordu. Bu çocuk bu bebeği. Canım ben kendim kutu bebeğiyim zaten. Saçınızı oyalar. Bebek Hülya'ya daha çok benziyor. Hocam bana benziyor. Saçını keseceğim ben bunun biliyorsunuz. Aynen yap onu. Direkt ben olacağım. Benim kaynaklı halim işte. Bakın arkası biraz pırçık pırçık. Benim kaynaklar da böyleydi. Ama ben burada bir de gizli mesaj görüyorum. Taç var. Sübnominal mesaj da canım, var burada. Kraliçe bir bebek geldi bana. Kraliçe tacı olan bir bebek. Benim kraliçesi sensin. Artık bilemeyeceğim. Vay vay vay. Cevap ver Sübnominal'ın sorusuna. Ben çok merak ettim. Kraliçe mi ilan ettin Eda'yı? Öyle vay, şu burada an ben kimseyi kraliçe ilan edemem. Hepiniz benim rakibimsiniz. Ah nerede oldun? Arkada da beni bayağı kraliçe ilan etmiştin de. Bir şey diyeceğim. Övgüler ve beni iltifatlar. Böyle bir şey olamaz. Ne kadar güzel bir kadın olduğumu. Aman Allah'ımlar falanlar filanlar. Ya böyle öyleli bir arkadaşsın anladığım kadarıyla. Burada da beni gömeceğini düşünüyorum. Çok ikili oynayacaksın bir şey diyeceğim, sen. Ben bunu çok gördüm. Hayır, bir şey hayır diyeceğim. İltifatların için çok teşekkür güzel ediyorum da. Güzel devamla ne ilgisi var ki bunun? Ama şu an hiç söylediklerimin arkasında durmadın bak. Ben sana hayır saldırgan bir atakta bulundun mu? Şu anda bana karşı yapan sensin. Bulunacaksın. Demek ki bu senin prim için enerjiyi şey yaptığını gösteriyor. Benim sende hiçbir sıkıntım yok. Sen şu anda benim üstüne yürüyensin. Ama çünkü tutarsın elinle bacak sallamıyor. Bak Hülya'nın bir şey diyeceğim. Melike bence sen gerçekten bu hale nasıl konuşabiliyorsun? Yalın ayaklarını bu kaçıncı geliş? Üçüncü falan yani. Bence sen hiç konuşma, sus otur orada. Üç kez yalın ayakta geldiğini saymışsın ya. İki ayda da üç kolye aldığımı saydın mı? Bitmiştir. Kaldı öyle. Hayır, şey aynen öyle kaldı öyle. Programı izliyorum. Bitmiştir benim hayır, için diyalog. Hayır saymadım. Zaten ben sayı da vermedim. Kaçtır geliyorsun dedim. Hobbit gibi yalın ayakla. Sayı anladım vermedim. Ben, tamam. Tamam ben anlıyorum. Laflarımı iyi dinle. Daha bir bebek neler. Haftaya da böyle oldu. Girilmez yani. Gerçekten televizyonda izler gibi izliyorum sizi böyle şoka girerek. O ona bir şey yetiştiriyor, ona bir şey yetiştiriyor. Hızlı bir giriş yaptı. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Güzel de değilsin, ayrıca çok çirkinsin. Aa, güzel dedim diye anlam çıkarım. Ya. Güzel bunu da göz gelerek bu, bir şeyler yaparsan çok kötü bir kızsın. Kalbin çirkin olduğu için bir anda yüzünde gözlük bir şey çıkardı. Bana artık öyle bir övgüler, öyle bir iltifatlar ediyor ki. Çok güzel bir kadınsın. Olamaz böyle bir güzellik. Ama bir şey Madonna gibi değil şu anda. Bir dakika bir televizyonda. Neye gibi? Bir dakika neye gibi değil mi? Madonna gibi geldi, oturuyorduk ya dedim çok güzel bir kadınsın ve bundan yani diyor ki buraya geldiğinde farklı oynuyorsun. Ben buraya geldim sana karşı bir şey mi dedim ki ama sana karşı? Ama sana bir şey o zaman niye çirkinsin diyorsun? Ben burada sanki sana bir şey söylemişim gibi o diyorsun ki bana karşı... O zaman dur ya, Eda'ya giyinmeyi öğren deyip burada ben onu sempatik bir şekilde... Orada ama dedin ki ben farklı... öyle getirmedim, bir tepki olarak getirdim dedin. Burada farklı konuşuyorsun. Tabii ki de tepki. Ama sonra dedin ki kötü olduğu için diyor. Betül şu anda ayrıca çok çirkinsin dedin ya onu... Neden öyle söyledin? Ne dedim? Ayrıca çok çirkinsin dedin ya Hülya'ya. Çünkü kalbini çirkin bulduğum için şu anda bana direkt kendisi çirkin geliyor. Çok komik bir kızsın evet, sen ya. Evet, kalbi çirkin olan biri güzel olamaz. Tam biz seni nereden anladık ya. Nereden çıkardın şimdi kalbimi çirkin olduğunu, işine geldiği gibi konuşuyorsun. Seni şu anda tamamen teyit ettiğim için Melike söylemişti ama gerçekten. Aynen. Betül, 9.5 şiddetinde geldin eve. Bak ciddi söylüyorum. İndir lütfen kollarını, eldiven takmışsın çünkü. Ve eteğini biraz daha yukarı çekmek istiyorum. Aynı boyda olmaları çok güzel olurdu. Ceketinin bir tık aşağıda, eteğinin bir tık yukarıda, tam ortada buluşmalarına. Onu yapamamışsın. Çok kısa oluyor diye daha böyle uzun yapalım. Ama bak tam ortalayarak ikisini, öyle bir ceket de bulamamış olabilirsin. Öyle gibi bir şeyler mi? Evet, evet.
Yine de ama üst üste gelmeyeceklerdi. O da şuraya şık bir kadar, görüntü değil. Şu yırtmaca kadar sıfırlamam gerekiyor o zaman. Evet, şirketin için söylemedim zaten. Genel olarak ikisinin de ortada çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Genel avran güzel, eldiven kullanman da güzel. İçindeki şu detayı görmek istemem. Çünkü o çok sporlaştırıyor, başka bir şey yapıyor. Süvet mi ayakkabıların? Evet. Evet, o da olur. Neden olmasın? Çantan da olmuş. Yani eteğinin boyu ve ceketin boyu dışında çok bir şey söyleyemem. Kötü görünüyor, o kötü görünüyor. Emeğine sağlık. Sen olsaydın bu yapılabilir miydi bilmiyorum. Birincisi ben kart... Birincisi evet, kart konusunda Özlem'i uyarırdım. Çünkü biz de kaybedebiliriz, puan kırılır. Arkadaşlarımız da böyle küçük küçük hatalar yapabilirler gibisinden. Hayatım, kartını karnına koy, işte çantana koy derdim. Zaten o zaman böyle bir sorun olmazdı. Tutun ki soyunma odasında bir takım tartışmalar olmuş. Ben hemen Özlem'i alırdım. Melike'ye, Aleyna'ya tamam tamam. Özlem hadi gel biz bir hava alalım. Bu kadar kaos olmasına izin vermezdim. Zaten bütün tartışmalarda da aynı şeyi yaptın ya Eda. Burada zamanında o giden arkadaşınla birlikte yaptığın planları da unutmadık. Benim çantamı aldırmak için kızla. Burada ağzı alınmayacak şeyler söylediklerini de unutmadık. Senin sürekli bu ekran karşısında ben artık iyiyim. Evet evet, ben burada en iyisiyim, en iyi kalpli, en meleğim falan. Evet, ben burada en iyisiyim. Rahatsız mı oldun? Ya Allah aşkına yapma ya. Bilmesek anlayacağız. Yani iki ay önce televizyonu aç izle. Şu Eda'dan eser yok. Ha, değişmek istemiş olabilirsin. Sonsuz saygım var. Birincisi ama ben yapmak istemedim. Ben yapmak istemedim. O arkadaşım yapmak istedi. Allah onu Allah. Şimdi böyle çevirtirip eski kazı buraya pişirip getirmeyin. Sanki benim zikrettiğim cümlelermiş gibi. Ben de çok şey zikrettim burada. Sen de çok şey zikrettin. Aleyna, olmasan da. Küçük kız merhaba, sen de mi buradaydın? Hoş geldin babysi. Büyü de gelen. Hoş geldin Aleyna. Çok iticisin. Evet, Eda'cığım, ben seni çok beğendim. Yani sen gazi koşusu değil, normal koşuya da gidebilirsin. Mesela benim bir arkadaşım vardı, atı vardı orada. Hepimizi, at yarışıyordu, hepimizi davet etmişlerdi. Normal bir gündü, VIP bölümünde bütün hanımefendiler bu şekilde gelmişlerdi. Ama tabii o söylenen koşulara gidiyorum diyorsan onlara da gidebilirsin, ama böyle normal özel zamanlar da vardır. Orada gidebilirsin. Hele İngiltere'de bütün hanımefendiler at yarışlarında özel olsun olmasın böyledirler. Ellerinde bir de dürbünleri vardır. Ben ha gördün mü? Ben görmedim. Filmlerden seyretmişimdir, televizyondan seyretmişimdir. Ben seni çok beğendim. Evet, Yasemin'in şuna katılıyorum. Bir beş parmak kısa olsaydı çok daha hoş ve havalı olurdu. Ama şapkaysa konsept çok güzel bir şapka yapmışsın. Değil mi kızlar? Hepsi şey takmış geldi. Evet kızım, çok güzel bir şapka yapmışsın. Bu kadar söyleyeceklerim. Gülşah'ım. Hoş geldin Eda. Şapkan evet şık ve emekli, emeğine sağlık. Ama kombinini hiç sevmedim. O kadar alaturka ki. Ne o ceketin boyu, ne o elbisenin boyu. Yani... Olmaz ya, onu daha böyle kesseydin bu ceketini, böyle şurada yapsaydın. Hı hı. Kalem bir etek alsaydın altına ne kadar daha hoş olurdu. Yani bir ince çorap isterdim, beklerdim. Böyle saten ve böyle çıplak bacakla bu şapka eksik duruyorsun, o eldivenini takmışsın. Neden siyah ince bir çorap giymedin ayağına? Bir şey söyleyeyim mi size? Tam eve geldiğimde ben niye çorap almadım dedim ya, ama artık geçmiş olsun. O eldiveni takıyorsan böyle eksik gelemezsin evet. ki. Çünkü bunlar böyle ceket falan ten görmek olmaz. O jilet gibi gözükmen lazım. Ama kombini de sevmedim. Elbisenin şu askısına bakabilir miyim? Ay çok felaket bir şey o. Hiç sevmedim, olmadı. Teşekkür ederim. Şapkanı çok beğendim. Genel olarak çok hoşsun. Detaylara indiğimiz zaman kollarını sıvanmış haliyle daha çok beğendim ceketini. Elbisenin eteğinin kısa olmasını tercih ederdim. Hemen puan veriyoruz. Ben geldiğinde bir şey ilave edeceğim. Evet. Eda. 4. Teşekkürler. Eda, bir de ne arzu ederdim biliyor musun? Buna ilave demin söylemeyi unuttum. Belinde bir kemer. Belin ortaya çıksaydı ama kemerin tokası değil, tamamen siyahtı. Tokasız. Arkasını döndürseydi. Bir anda öyle de düşündüm. Bu tam bel de ortaya çıkardı. 4. Teşekkür ederim. Şapkana sadece. 1. 3. Teşekkür ederim. Gel bakayım yeni kızım, gel. Yeni kız.
Gel yeni kız. Betül ne haber? İyidir. Daha ne haber? Daha buradayım işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz sevgili seyircilerimiz için de bizler için de biraz tanıt bakalım kendini kızım. Ben Betül Kalyoncu, 23 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Hakla ilişkiler öğrencisiyim, 4. sınıfım. Gizli gelmişin erkek arkadaşından galiba, sonra mı öğrenmiş? Hayır. Nasıl söyle bakayım? Öyle olmadı Uğurkan Bey. Söyle kızım sen gerçeği. Gizli olmadı. Birazcık suyla kaderlerimiz aynı oldu. Dedi ki bu yarışmaya gelirsen eğer senden ayrılırım dedi. Ben de iyi peki o zaman ayrıl dedim. Ya olay oraya vardı. Ben hani ciddi bir şekilde buraya çağrılırım, gerçekten yarışmaya başlarım böyle hayal etmemiştim. Bak çağrılıyorum dedim, ben gidiyorum bye. Bu konuşmamız 1,5 dakika falan geçti. İçerisinde gerçekleşti ve bana dedi ki tamam o zaman ayrılıyoruz dedi. Ben kapıdan tam çıktım. Dedi ki canım o yüzüğünü dedi verir misin dedi. Yani şimdi olay çok... Ne zamandır beraberdiniz? Şimdi uzun da bir ilişkiydi. 2,5 yıllık bir ilişkiydi. Vah. Yani yazık olmuş. Bir dakikada senin nereden geldi aklına? O bir dakika sürmesinin sebebi de beni ekipten aramışlardı. Hani seni bekliyoruz işte 2 gün sonra. O da yanımdaydı. Hani nasıl bir dakika içerisinde senin aklına yüzük gelir? Yani benim aklıma gelmez şahsen. Ben onu almış olsam. Ama iyi de sana ancak bak öyle bir şey yapabilirdi ve şu anda bunu konuşuyoruz. Yani sana öyle bir ceza verebilirdi yani. Bir hafta anladım. Benim içime oturdu ya. Bir hafta sonra, ya 3 gün geçer ondan sonra yüzüğü istersin. Ben şey mi yapacağım? Nasıl verdin yüzüğü? Ya yüzüğü o da içime oturdu. Onu sevdiğim için hala normal bir şekilde verdim. Ben bu yarışmaya katılmak istiyorum dediği zaman sana nasıl bir cevap verdi? Güldü. Ama hani mantıklı bir şey bana argüman sunamıyor. Hani sanki kaçıyorum Betül'cüm ben. Betül'cüm uzun lafın kısası senin buraya katılmanı istemedi. Evet. Onun için de siz ayrıldınız, yüzüğünü geri verdin. Hı hı. Ve bu ilişki bitti ve sonra kendini bu yarışmada mı buldun? Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim. Tamam kızım, o senin hayatın, erkek arkadaşının ama ben adama, çocuğa veya genç herhalde benden zaten çok gençtir. Hiçbir şey diyemem. Haklı olduğu yönler var. Kusura bakma. Evet, kıyafetine gelelim. Nereye gidiyorsun? Ben Şapka Festivali'ne gidiyorum. Nerede bu festival? Milano'da. Oo. Herkes Paris diyordu, ben de Milano seçeyim dedim. Serdar, Milanolu maça burada. Aa. Tabii. Peki fiyatlardan da bahset. Fiyatlar ayakkabım 100 TL, kombinim komple 500 TL, çantam 100 TL, şapkam o da 100 TL, takılarım 50 TL. Şimdi güzel bir şapka, ton sürton yapmaya çalışmışsın, araya beyazı koymuşsun, beyaz gömlekle o ayakkabılarını birleştirmişsin. Keşke ayakkabıların kahverengi olsaydı, çünkü üstüne düşen süveter midir üstündeki, kolsuz mu? Yoksa evet. Kolsuz süveterini biraz daha yukarı çıkarır mısın o kahverengini görür? Hey, süveteri biraz daha yukarı çıkarır mısın? Bir şeye bakacağım, ben proporsiyon üstünde çok konuşurum ya. Evet, onu içine soksaydın, bak. Bakın ama o zaman sizin dediğiniz tamam. Gibi kısacık kalıyor. Hayır hiç değil. Hiç sokayım değil. Mı? Hiç değil sok. Beyaz de ayakkabı giydiğin için bak bir anda boyun. Tabii bu süveter sokulmaz içeri. Evet bence de. Bu süveter sokulmaz. Ama demek ki bunu uzun göstermek için ayağına farklı bir renk ayakkabı giyiyorsan o şekilde yapsaydın diyorum. Ya da dışarıya koyuyorsan onu ayakkabını kahverengi yapsaydın. Burada inciler ne onu ben anlayamadım. Evet. İnci mi var orada? Evet. Çocuğum anladım. Acaba biraz yakayı açıp, güzel bir şey bu kapatıp, yakayı açıp içten mi? Benim tarzım değil, şunun üstüne inci bağlamak benim tarzım değil. Hoş olmuş olabilir, moda da olmuş olabilir, o ayrı bir konu zaten. Çantada ya niye olmasın, olabilir. Bu kadar Gülşah'ım. Enteresan bir kızsın Betül. Beni sanıyor musun peki? Daha neler? Şöyle söyleyeyim, sen erkek arkadaşına barışırsın. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Barışırsın ya da bir erkek arkadaşın var mı? Gerçekten böyle bir olay oldu mu? Ya da bu senin hayal dünyan mı? Onu biraz merak etmedim değil. Sizin düşüncenize saygı duyarım ama benim gerçekten... Sadece soruyorum. Zihnimden, kalbimden geçen neyse ağzımdan çıkan da odur. Burada
böyle bir şey belki birazcık ben mizahi yönüm yüksek olduğu için size birazcık şey gibi gelmiş olabilir ama gerçekten yaşadığım bir şey. Gerçekten böyle bir şey yaşandıysa ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum. Evet, yani ben burada nasıl desem ağlayacak, Allah ağlatmasın tabii ki, ağlamak insani bir duygu ama ağlayacak bir kız değilim çünkü ilişkilerde bir kişinin inisiyatif alması gerekiyor, kendinden taviz vermesi gerekiyor. Ben kendinden taviz vermek istemedim. Bu yüzden de hani ağlamıyorum ki ağlamak da bence gerçek diyemeyiz. Ağladı. Bir şeyleri örtmek için de insanlar ağlayabilirler. Peki, güzel bir yaklaşım. Peki, senin burcun ne? İkizler. Şaşırdım. İkizler zaten ağlamaz. İkizler çok beton gibidir, evet. İkizler çok enteresan, ne kadar doğru. Çok. Beton gibidir ikizler. Beton gibidir yani. Hiç renk vermezler, içine ağlarlar. Aynen öyle. O duyguları başka bir yerden çıkar. Peki, arayalım mı erkek arkadaşını? Hayır, tabii ki. Nasıl? Hayır, o yok. İstiyor musun, istemiyor musun? Şu anda gerçekten bir şey demek istemiyorum. Bir şey hissettim. Emin olamadım. Yaşadıklarını mı düşünüyorsun? Hayır, o tabii ki istiyor. Şey, 2,5 yıldır beraber şu anda burayı da istiyor ve onun da gönlü olsun ve güzel güzel olsun her şey. Yanında olmasını da istiyor böyle bir dönemde. Senin desteklemesini istiyorsun belli ki. Şimdi siz zaten bir araya geleceksiniz ve barışacaksınız ama bir barışma vardır 25 gün sonra. O 25 gün arada ne oluyor deyip barıştıktan sonra kafayı yemek çok fena bir şeydir. Bir de hızlı bir şekilde 3 gün içinde barışmak vardır mesela. Anlatabiliyor muyum? Onu belki çabuklaştırabiliriz diye senin için söyledim. Yoksa problem yok. Bekleyelim 25 gün yani. Evet, gelelim sana ve kombinle. Bunu bir yerden mi gördün? Bunu kendin yaptın. İnanın, bunu bir yerden görmüş olsam bile oraya gittiğimizde zaten sayılı dükkanlar var. Onu bulmanız imkansız birebir. Şöyle söyleyeyim sana. Şu şeyi diyorsun. Seviyorum böyle gömlek. Tamam. Bir kere çok klas duruyorsun. Yani böyle cemiyet hayatında böyle ünlü ve bilinen bir ailenin bir kızı ve bir davete gitmişsin. Orada o inci kolyenle, o şapkanın dokusuyla, o deriyle onu meç etmen, beyaz gömleğin ve beyaz ayakkabın. Çantana bir bakabilir miyim? Şöyle çift taraflı bir çanta. İncilerim olmasaydı böyle konulurdum ama inciler olduğu için bu çift tarafından bu tarafa tercih ettim. Evet, o tarafını kabul edecek olursak neden olmasın? İçine giydiğin süeterin. Onu ben de içinde isterdim. Daha uzardın çünkü. Evet. Öyle kısa falan kalmaz, hiç alakası yok. Bu neden olmasın yani? Betül, ben seni çok beğendim. Ya, evet. Teşekkür ederim. Ama çok enteresan bir kızsın. Bakalım neler geliyor, gelecek başımıza ilerleyen bölümlerde. Ben de planlı inan hiçbir şey yok. Ben spontane, o anda ne geliyorsa içinden onu söylüyorum. Peki kızlardan kim sevdin? Ben açıkçası kızlardan hiçbirini sevmedim. Eda ve Özlem. Yani hepsine karşı ortadayım ya. Hiçbirine bir adım daha fazlayım diyemem. Hepsini şu anda tanıyorum. Hepsi bence çok iyi kızlar özünde. Burada bu yarışmada hararetiyle hepimiz birbirimize laf atıyoruz. Yani bu zaten iki kadın bir odaya girse mümkün değil ki birbirleriyle tartışmasına. Biz 7 kadın aynı odadayız. Yani kardeşiyle de insan evde böyle. Kardeşini sevmez misin? Seversin. Ha, bu demek değil ki ay ben hepinizi seviyorum canım cicim, hepinizle arkadaş olacağım. Değil. Gerçekten kötü niyetli olduğunu düşündüğüm ve gördüğüm kişilere karşı ben de tırnaklarımı çıkarırım. Ona ne şüphe. Anladık, zaten farkındayız. Hadi bakalım, bu hafta böyle gelmeye devam edersen, bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bu hafta böyle gelmeye devam edersen kızlar, yeni bir rakip geldi size. Buyursun. Ama bu böyle tesadüfi böyle bir şey de yapmış olabilirsin. Yarın anladım. Yarın çözerim ben seni. Tamam. Çok iyisin. Aynen. Bravo. Sen konuşurken iki kişi senin esprilerine güldü. Fark ettin mi? Biz yandan Eda'yı gördü gözlerim. Bir de buradan Özlem. Tebrik ederim.
Sevimsiz üçlü yükleniyor. En kısa zaman. Bir saniye, oradan bir sesler geliyor. Sevimsiz lafı mı duydum sevimsiz ben? Sevimsiz üçlü dedi yükleniyor Hülya diyorum. Zaten. Evet dedi. Sevimsiz üçlü diyerek kendi tanıtımını yaptı sanırım. Yaren, Melike Yaren kendisi. Yaren mi? Yaren mi? Pardon, Aleyna. Ama harflerinden Yaren de çıkar biliyor musunuz zorla? Şimdi yani ben bak bakalım çıkar mı? Canım Yaren renkle oluyor. Çıkar. Sana ama çıkmazmış. Olsun. Bu ne o deli gibi bir şey geldi yarışma. Aynen. Ne oldu böyle bir kız değildi. Gerçekten değildi. Hemen kombinime geçiyorum ben. Geçelim. Milano'daydın. Şapka fuarındaydın. Hı hı. Seni çok beğendim. Tebrik ederim. Ben seni alkışlıyorum. Betül, çok old money people style görünüyorsun. Böyle Gülşah'ın da dediği gibi köklü ailelerden gelen onlar bir tişörtü bile çok stylish giyerler. Özel olarak yaptırırlar ama bellidir. Çok modanın fashion da peşinde koşmazlar. Ama stilin tam anlamıyla öyle görünüyor. Bu inci detayı çok cesaret ister giydiğin bu ceketle. Ama iyi ki takmışsın. Şapkanla, o gömleğinle çok stylish görünüyorsun. Evet, puanını veriyorum. Sonra kendine baktığın zaman, içine soktuğunda bacak boyunun ne kadar uzadığını fark edersin. 4. Bugünün starı sensin. Hoş geldin. 5. Teşekkürler. 5. Yüzün de burada. Ne? 5. Teşekkürler. Evet. Ben 4 verdim diye niye teşekkür etmedin bana? Bozuldun mu çok? Etmemiş miyim? Etmedin gerçekten. Tabii. Gerçekten. Demek ki psikolojik. Teşekkürler Uğurkan Bey. Yok kızım, espri yaptım ben de. İster et ister etme. Evet Betül'cüm, senin yerine uğurluyoruz ve Melike geliyor. Betül böyle. Betül böyle. Hoş geldin, bu ne hal? Hoş buldum Gülşah Hanım. Bu ne hal? Ne oldu? Neler oldu? Biliyorsunuz zaten eksik süre ve eksik bütçeyle yarışıyoruz. Ben de bugün kafamda bir kombin vardı. Uzun süredir aslında bu kadar takıntılı davranmamıştım kombin konusunda. Ama bugün yine o takıntılarımdan birisine kurban gittim. Hoodie, böyle büyük büyük oversize hoodie giyip, file çorap giyip tek bantlı bir ayakkabı giymeyi planlamıştım. Maalesef hoodie bulamadım. O yüzden son saniye bunu aldım. Ardından ayakkabıma koştur koştur gittim. Hoodie niye bulamadın ki, her yerde olan bir şey? Hepsi desenliydi. Desenli olsun, ne olur. Ben dümdüz siyah bir şey hayal etmiştim. Hepsi de çok fazla desenliydi, yazılar vesaire vardı. O yüzden bulamadım onu da. Daha hoş bile olabilirdi. Evet, olabilirdi kesinlikle. Sonra zaten pişmanlık da duydum ondan yana. Nedir konseptin? Nişantaşı'ndayım. Arkadaşlarımla kahve içeceğim. İlk defa gidiyorum. programla İlk alakalı. İlk defa gidiyormuş kahve içmeye, evet. Programla alakalı vesaire. Öyle sohbet, muhabbet edeceğiz. Genelde ailesiyle giderdi bu sefer. Ya ben kahve içmeye daha önce hayır, genelde kahve içmeye gittiklerinde kızıyorsun ya sen. Evet. O da hiç daha önce kahve içmeye gitmemiş. Onu söylemeye çalışıyor tırnak içerisinde. Teşekkür evet. ederim. Bir ceketini bir giyer misin? Vah. Vah. Mesela ayakkabın olsaydı ne olurdu ayakkabın? Şu anki kombinime mi? Yok hayatım, yarın yapacağımız konsepti ben belirleyeceğim, söyleyeceğim. Yarın Gülşah Hanım, aklımdakine göre mi dedim yoksa şu ankine göre mi? Aklımdakine an... göresini eleştirmiyoruz, yorumlamıyoruz. Şu an karşıma geldi. Tamam. Onu yorumluyorum, şaşkın. Tamam. Evet. Çorap çizme giyerdim şu anki kombinime. Topuklu. Evet. Vah. Fiyatlar. Kombinim 470 TL. Çantam 30 TL. Şapkam 60 TL. Çantamdan aksesuar çıkartıp kolye yaptım. Hani böyle vardır ya, oversize giydiğimiz ceketler. O ceket o ceket değil işte mesela. Eğer öyleli düşünüp yaptıysan olmaz. O şapkan asla olmaz. Mesela o şapkayı takıyorsan böyle mesela bir tane daha böyle yarım şöyle belde bir şey, şu boylarda boyutlarda bir şey giy. Çok kötü.
Yani ayakkabın olsa da ya da çorap çizmen olsa da hiç beğenmedim Melike. Teşekkür ederim Serdar. Geçen haftanın kolye alanı Melike bu kadar çabuk pes mi edecek? Pes etmedim. Sadece duygu boşalması yaşadım orada. Biliyorsunuz ben yapamadım. Alışveriş en çok... poşetini dahi mağazada bırakıp eve gidiyorum dedin. Evet. İzledik bunları biz. En baştaki artistliği yapan kişi yapamayınca da fırlatıp bana ne ben eve gidiyorum. İşte ceza mı çok geldi? Zor mu geldi? Hayır, onu anlamaya çalışıyorum şu an. Yani tabii ki de zor geldi. Çünkü ben zaten panik bir insanım. Alışverişlerimle de panik yapıyorum son saniyeler, dakikalar kaldığında. Bugün de yapamadığımda zaten en çok kendime kızan yine benim. Evet. Bugün de aynı şekilde bir duygu boşalması yaşadım. Hiçbir şeyi gözüm görmedi o an yani. Ama yanlış bir imaj çiziyorsun. Evet, şimdi biliyorum, ben farkındayım bu görüntüleri izledikten sonra demek ki diyorum bir şey için hırslısın ama bu kadar çabuk da pes edilmez dedirttin bana. Hı hı. Hayriyeten de senin alışveriş poşetini kim getirdi? Eda. Neden böyle bir şey yaptın Eda'cığım? Alışveriş poşetinin Melike'nin poşeti olduğunu öğrendikten sonra yaptım. Tabii ki başka bir yarışmacı olsaydı bunu yapar mıydım bilemiyorum. Ve Melike'nin burada kendi kıyafetleriyle çıkmasını istemedim. Emek verdi sonuçta bir saat. Ve ne aldıysa onunla çıkmasını istedim. Duygu boşaldı. Yani sen getirmesen? Kendi kıyafetleriyle olacak çıkacaktı. Olacak iş mi Melike? Değil, evet. Sen kolye aldın? Değil. Cuma günü. Ya bazen çok fazla kendime yenik düşüyorum. Normal yaşantımda da, özel hayatımda da böyle. Yani çok yükleniyorum bazen kendime. Bu noktalarda da evet düşüşlerim oluyor ama düştüğüm gibi kalkmasın da. Normal, hepimiz evet. İnsanız. Evet. Ama bazen de şimdi artıların çokken bir anda kendini eksiğe düşürmek gibi bir durumda kendini bırakma lütfen. Evet, haklısınız. Haklısınız. Eda dikkat teşekkür ederim bu arada. Yoksa? Yo, ben de defalarca kez teşekkür ettim. Bir kez daha edeyim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugünkü kombininde gerçekten şu an ben Melike'yi görmüyorum karşımda. Yani başka biri geldi. Melike yok yani. Lütfen dikkatli ol. Yarın telafi edeceğim. Yani çok kötü, neyine yorum yapayım şu anda? Seni cuma günü burada kolye aldın ve iddialı başladın laflarla haftaya. Yetişeceğini Hülya'ya, Aleyna'ya yetişmek istiyorsun gibi geçti bana verdiğin demeçlerde. Bu halde gelmen çok saçmalık yani. Bu ne hal? Kötüsün. Teşekkürler. Ben arkadaşlarımın bütün yorumlarına katılıyorum. Bir kere daha söylesem sana karşı kırıcı da olabilirim. Kırıcı olmak istemiyorum çünkü... Senden beklediğim, karşımda böyle olman benim hoşuma gitmedi. Çünkü beklemezdim. Evet hocam. Arkadaşlarımın bütün söylediklerine katılıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben böyle yüksek bir şey bekliyordum. Hepin son derece sıradan gelmişsin. Senin de şapkanı niye beğendim? Kombinin çok güçlü olduğu için beğendim. Bu kadar eksiksiz geldiğin için çok beğendim. Yani doyurdu kombini. O bütçeye, o şeye bunu doyurduğu için beğendim. Evet, bir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Melike'ciğim, puanını... vermeden önce biliyorsun 4 üzerinden değerlendiriliyorsun. Evet. Ayakkabıların evet. Olmadığı için. 2. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cuma günü kolye alan Melike 1. Teşekkür ederim. 2 kızım. Teşekkür ederim hocam. Melike'cim, seni yerine alalım lütfen ve podyuma Hülya'yı davet ediyorum. Merhaba. Hoş geldin Hülya'cığım. Bu sefer bulduk. Gerçekten hoş geldin bugün. Çünkü sana hoş geldin bir an diyemeyeceğimi düşünüyordum. Hatta gelmeyeceğin konusunda da sevinen arkadaşların olmuş. Sevinsinler. İşte Hülya bir gün eksik. Bu hafta kolyeyi unutsun. Benim işime gelir Hülya'nın bir gün burada olmaması. İşte böyle küçük düşünüyorlar. Bense burada kimsenin konsept dışı kalmamasını isteyen bir yarışmacıyım. Asla istemiyorum. Asla birinin gelmemesi ya da eksik gelmesi ya da konsept dışı olması beni beslemiyor. Çünkü ben kendime güveniyorum. O özgüvensiz arkadaşların yorumları. Ne yaptım ettim geldim. Alışverişe yetişemedim. Çok özür dilerim. Elimde olmayan sebeplerden dolayı.
Açıkla bir de evet, lütfen. Neden geç kaldın? Neden geç kaldın? Dün sabah uçak biletimi aldım. Kıbrıs'taydın. Evet. Hiç riske atmadım durumu. Ama maalesef siz sebebiyle hava muhalefetinden dolayı uçağım iptal oldu. Ve bulabildiğim uçak geceydi. O da Rotarya'dı. Üstüne bir daha Rotarya'dı. Alışverişi kaçırdım. Ama yine de gelmek istedim ben bugün. Teşekkür ederiz. Sizlere saygısızlık olmasın diye atölyede bir elbise diktirdim. Bavulum yanımdaydı. Direkt havaalanından bavulumla birlikte buraya geldim. Şu elbiseyi hiçbir bütçem, hiçbir şeyim yok. Atölyede artık bir kumaş. Üstüme şu vardı, bunu geçirdim. Şapka benim, kendi şapkam. Üstüne şunları yaptım atölyede. Öyle geldim. Belki dedim yarım puan olur, bir puan olur. İmkanı yok, imkanı yok. 0.25'ten bir puan da mı çıkmaz? Biliyorsun ki değerlendirme dışısın. Olsun, ne yapalım? O kadar hoş, o kadar tatlı görünüyorsun ki maalesef bizi kandıramazsın. O nedenle değerlendirme dışı olduğun için güzel Hülya'cığım maalesef bir şey söyleyemiyorum. Vallahi çok hoş geldin diyorum sadece. Teşekkür ederim, hoş bulduk ama bir günüm gitti yani gerçekten. Yani bir günün gitti değerlendirme dışı olduğunu bile bile tahmin edersiniz ki tabii. Tabii ki. Bizim bunu yorumlayacağımızı falan bile hayal ediyorsunuz. Yüzünden düşen bin parça. Mesela puan almayacaksın, biz neyini yorumlayacağız şimdi seni? Yani neden yorumlayacağız? Hoş geldin diyelim. Ben belki dedim yani tasarım atölyesine girmiş, şapkaya bir şeyler takmış falan. Falan. Güzel. Ay. Bir ya kanaat notu istiyorsun en azından. O olur. Oldu. Yarım olur. Hülya'cığım o kadar tatlısın ki kendini izleyince göreceksin. Veremiyor muyuz hocam ya bir kanaat notu? Veremiyoruz. Evet, nasıl hocam vereceğiz canım, alışverişte yokmuşsun. Evet yoktum. Aleyna, sizin bu haftaki cezanızla alakalı aslında cuma günü yaptığınız eylemle alakalı, hı hı, Hülya ve Melike pushladı bu olayı. Oldu. Geldi öyle bana. Bir şey söylemedim tabii ki. Ne söyledin? Dış ses bu fikir kimden çıktı diye sordu. Bunlar da yapıyor şu dış sesi atmıyor mu, beni deli hayır, ediyor ya. Yani pushladı derken yani onlar beni gazlamış gibi söylediniz ama gazlama yok. Yani kimin burada, aklına geldi bu fikir? Bu işte kimin aklına geldi sorusuna cevap vermedim. Sadece dedim ki çünkü bilmiyorum. Yani biz bunu, bir de şöyle bir durum var. Yani bu atıyorum benim aklıma gelmiş olsa ne önemi var? Onun aklına gelmiş olsa nasıl ne önemi var? Hepimizin bir fikriymiş ki biz bunu onaylayıp kabul ettik. Yani bu ne? Hepimizden çıkan bir fikir. Ya yani tamam da bugün sen ben Hülya ve Melike geldi okay, bana bunu söyledi demedin mi? Olanı anlattım. Giyinme odamıza girdiğimde Hülya ile Melike vardı. Böyle böyle yapalım mı? Ben de zaten hiç düşünmeden yapalım dedim. Bunu anlattım. Böyle aslında böyle yapalım olanı mı? Aslında değil. Fikir var. Bir şey okay, yapalım mı? Aynen fikir var. Okey verelim mi dediler. Yüzden ben de dedim ki ben okeyim, sıkıntı yok. Yapalım. Yani demek ki hepimiz aynı şeyi peki istiyoruz. Peki bugün bunu söyleme gereği neden duydun? Fikir kimden çıktı diye sordu dış ses çünkü. Ben de dedim ki fikir çıkmadı ama ben dedim sonradan dahil oldum olaya dedim. Hani fikrin benden çıkmadığını aslında söylemek istedim aslında orada. Aslında sonradan da dahil olmadın. Hep birlikte hep konuştuk. Hep birlikte olduğunu da söyledin zaten. O yüzden bunun cevabı yani yok bu Yasemin Hanım. Ekstra bir yere çekilmesine aynen gerek yok. Hülya'cığım hepimizin ağzı bir. Yani sizden laf almak çok zor. Çok iyi toplantı yapmışsınız. Laf alınacak bir şey kalmadı ki önce. Hepimizin fikri demek ki hepimiz aynı şeyi yaptık burada. Bir şey yapalım bir şey dedik. Ne yapalım ne yapalım? Ya eylemden ziyade yani senden çıkmış. Bana öyle gibi geçti. Hayır, şu an verdiği demeçten. Yani onun söyledi o odaya girdiğinde bir şey mi yapsak ya diye konuşuyorduk. Aleyna da gelince şey su da geldi. Istediniz? Ne yapalım aynen, ne yapalım? Sonra kalabalıklaştık. Kartı yok geldi. Dedi ki geri verelim kartı. En fazla işte ne yapabiliriz? Kartını alabiliriz. Yarın kart günü dedik. Öyle bir eylemden şey ziyade hissedilen bence çok önemliydi. Hissedilenden ziyade. Beş kişi... Bir kişi aynı hissiyatı paylaşıyorsa şayet ben o kişide sorun ararım. Hepiniz haklısınız, sorun bende aranır. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bana en iyi oyuncu diyen sizler, siz iki arkadaştan bahsediyorum Aleyna ve Melike. Kartım kaybolduğunda suskunlukla karşılarken susuyorsa Eda yok. Eda'ya güvendiği için sakin ya da Eda arkasında durmadığı için sakin. Kartım sizde mi sorusuna o kadar güzel oyun oynadınız ki... Dolabınıza bakmak istediğimde izin vermediniz. Yukarıda kopan kıyametlerde... Neyse bunların hepsini yaşadık, konuştuk, geçtik üstünden. Ben sadece
Aleyna bir kendini temize çekiyormuşsun gibi geldi hiç bana. Öyle, hiç öyle bir şeyim onu olamaz. Çünkü yaptım ve yaptığımın arkasındayım yani. Hani ya, arkasındayım derken. Hayır bunu sana bir bunu... ses sorduğu zaman yok biz hep beraber yaptık falan deyip onu geçemez. Onu da söyledim biz zaten. Biz hepimiz öyle dedik. Onu da söyledim. Mesela Melike öyle dedi. Ya bunun ekstra dedi. Bir şey çıkarılmak istenmesinin sebebi ne mesela? Pardon? Bundan ekstra bir şey çıkarılmasının... Yani neden böyle bir şey isteniyor? Çünkü ben orada sadece... Kim istiyor böyle bir şey? Bilmiyorum. Bilmem, yani sanki ben kendimi lazım. Orada aklamaya çalışıyormuşum. Hayatım, ben yapmadım sen, diyormuşum sana gibi. Sana sorulduğunda ne dedin Hülya? Hepimiz anda. Yaptık dedim. Ben hepimiz de bunu defalarca söyledim. Okey yani dış şimdi nasıl anlamak istiyorsa anlayabilir. Dış sesin sorulara cevapları kendiniz vermiyor evet. musunuz? Dış ses bu soruyu tabii ki soruyor. Burada bir gündeminiz var. Az iş değil siz cuma günü... Bir eylemde bulundunuz ve bugün evet, bütün doğru. hafta boyunca da cezanız sürdürülecek. Evet. Bu konuyu dış ses sormasın mı? Konuşmasın tabii mı? Pardon. Sorsun. Tamam. Ben de olayı anlattım cevaptan. Zaten. Şundan çıktı fikir desem haklısınız şu anda. Aleyna'cığım. Bunu zaten şöyle anlattım Yasemin Aleyna, Hanım. Verdiğin cevaptan sen sorumlusun. Okay, nasıl ki Hülya zaten. Ve Melike hep beraber yaptık dedi geçtiler ama sen ne dedin onlar bana geldi falan ben de. Ben de kabul hadi ettim dedim. Onayladım. Tamam hepimiz bunu bana geçtiği halini söylüyorum demek ki sana. Yani önemli olan başlangıcından mı sonraki hani nereye gittiği de önemli ya cümlenin. Başı alınmış sonu yok falan. Yani neyse problem değil ben sonuç olarak bunu söyledim. Bu da zaten yayınlandı. Hiç önemli değil. Hep birlikte bir şey yaptık kalkıp da ben yapmadım demedim. Beni zorla çektiler demedim bilmem ne demedim. Tamam. Bunu şu an yani... Aç gece tekrardan izle o zaman okay. bu söylediklerini, biraz önce söylediklerini. Çünkü ilk sorduğumdaki refleksine bir bak. Yok ne alakası var der gibi bir refleks verdin. Çünkü. Benim mi? Evet. Çünkü yok hayır şunu, öyle bir şey şunu demedim. Şunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Yani ben orada ne kullandığımı biliyorum. Ne amaçla söylediğimi biliyorum. Neden böyle üstüne basarmış gibi böyle hani sanki farklı bir şey ama ne için söylediğini sen biliyorsun de. Ne söylediğini de biz biliyoruz. Ama ben de kendim işte bu yüzden açıklamaya çalışıyorum. Ne için söylediğimi, ne hissederek söylediğimi açıklamaya çalışırken hani siz üstüne basa basa ama böyle böyle demişsin deyince ben de kendimi ekstra açıklama ihtiyacında hissediyorum. Bu psikolojik olarak bir şey. Açıkladın mı açıkladım, sen? Yani, tamam. Anlatabildim mi bilmiyorum tamam. ama açıklamaya çalıştım en azından. Hülya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yok mu? Yok. Hiç çeyrek puan bile yok. Tamam Yasemin. Senin şu gayretin hoşuma gitti. Puan falan veremeyeceğim. Ama gidip orada kendi başına bir şey diktirmen, işte o üstüne yapman, o şapkayı bulman. Yine de her zaman söylediğim gibi çalışkan öğrencilerden biri olduğunu bir kere daha bana bugün ispat etmiş oldun. Karşıma böyle gelerek. Yolculuk kıyafetinde gelmeyerek çocuğum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Sen bunu 4 günün var telafi etmeye çalışacağına inanıyorum. Kombinin böyle olsaydı da berbat derdim. Şapkam berbat, üstüm başım berbat derdim yani. Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, puan vermiyoruz değerlendirme dışı olduğun evet. için. Öyleyse Hülya'cığım seni yerine alıyoruz ve Aleyna geliyor. İnanamıyorum size yani. Niye gülüyorsun? İnanamıyorum. Kimse alkışlamadı. Bir tek Melike alkışladı birbirimize bakıyorduk. Ben hepinizin alkışlamasını tercih ederdim. Kimse siz alkışlamadınız diye buna mı gülüyorsunuz yani? Yaptığınız ayıp ona yani ona şey yapmıyorsunuz. Ondan rahatsız olmuyorsunuz. Ama kimse alkışlamadı Melike alkışladı diye. Ne kadar ayıp ya. Buyurun. Konseptin nedir? Konseptim bir markanın yüzüğüm. Birlikte bir fotoğraf çekimini, yeni çıkan ürünlerinin çekimini yapıyorum. Fiyatlar? Çorap çizmelerim 100 TL, doya doya modaya özel. Takımım 300 TL, gözlüğüm 45 TL, şapkam 70 TL, çantam 130 TL, kolyelerime de 85 TL ödedim. Onlar çorap çizme mi? Yani kısa çorap çizme. Kısa çorap çizme ne demek ya? Bir şey doğru öğrenin, kaçıncı ayındasınız? Bot. Bot mu? Bakabilir miyim? Uzun. Nerede bitiyor? Burada. Hayır, çorap aynı zamanda bu olmuyor. Başka bir materyal giyiyorsun. Bileği saran. Geçen gün giydiğimde çorap çizme demiştim. Hangisine dedin onu? Geçen gün yine böyle bir çizme giymiştim. Şimdi bu o kadar büyük bir hata ki şu an bu söylediğin. Kaçıncı ayındasın sen burada? Çorap çizmenin okay, amacı, oldum. Neden çorap çizme diyorlar? Uzun olduğunu tabii ki biliyorum ama bunun kısası... Bacağı çorap gibi sardığı için. Okey, tamam. Dinlemeyi de bilmiyorsunuz, yemin ediyorum. Sinirleniyorum yani. Bir şey demeyeceğim, yorum da yapmayacağım sana. Buyurun.
bu arada başlamadan önce üşüdü mü ayakların? Giy ayakkabılarını evet, lütfen. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu şapkayla gelmen keşke daha farklı bir şey yapsaydın ama şu an arkadaşların arasında bu şapkanın hakkını en verenlerdensin. Kısa giydin, tap bir ceket giydin, çok iyi yaptın. Joker'ını da beğendim, çizmelerini de beğendim. Şöyle bir çantanı çevir. Normalde çok sevmem ama hiç sırıtmamış. Yani en beğendiklerimden birisin bugün. Kolyelerin de güzel görünüyor. Tak gözlüğünü lütfen. Güzel görünüyorsun. Neba Çeyre'ye de çok benziyorsun şu anda. Ne var ne yok Aleyna, nasılsın? İyiyim. Emin misin iyi olduğunu? Evet. Nasıl bir hafta sonu geçirdin? Güzel geçirdim. Bir ağlamaklı görüyorum seni. Hayır, sinirlerim bir bozuldu, anlamadım. Neden bozuldu sinirlerin? Benden dolayı mı? Hiç. Neden bozuldu? Burada olan durumlardan dolayı mı? Çok özür dilerim. Bir şey oldu. Bir şey olmuş ya da. Çıkıp gelebilir miyim? Git Hayır. orada bir hava al, git o tarafa git. Git. Oradan seni çıkartarak yürütürüz, içeri gir de. Kal orada. Gel Aleyna, nasıl oldun? Gel. Ya. Ya Allah'ım. Hadi gelin bu tarafa doğru gelin. Kuşum. Bunu niye söylemedin? Ettiğin nasıl olurdu başka türlü? Ne oldu Aleyna, ağlıyorsun? Merhaba bu arada. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk bebeğim. Oh, kaç yaş var aranızda? 10. Oh. Minik kuşum benim. İnanamıyorum şu anda. Kuşum benim. Aleyna aylardır görmüyor. Evet. Ablasını. Ablası aslında Samsun'dan yanımıza geldi. Bir sürpriz yaptı. Aleyna çünkü çok özlüyor ablasını, annesini. Çok özleştik biz. Evet. Nasıl buldun sürprizimizi Aleyna'cığım? Ben şu an idrak edemiyorum. En baştaki ağlama sebebi neydi? Dur sen de ya. Ben orada kaldım. O ilk burada başka bir enerjiyle doldu, taştı. Evet. Ve hem de bana yardımcı olmuş oldun biliyor musun? Seni nasıl o tarafa gönderirimi planlıyordum. Bir ben bir bunaldım anlık. Böyle şey oldum. Hiç beklemiyordum. Çünkü biz konuştuğumuzda pazartesi günü geleceğini söylemişti. Evet. Ve şu an tam ihtiyacım olduğu zaman da geldi. Kuşum benim. Çok güzel. Ne güzel. Tanımıştım demek ki. Evet. Hadi. Geçen hafta da sizinle ilgili bir konsept yaptı. Evet. Aleyna. Oradan zaten bir ilham geldi. Sizi bir tanıyalım. Bahsedin biraz kendinize. Adım Sinem. 31 yaşındayım. Samsun'da yaşıyorum. Öğretmenim aslında. Ah. Ama başka işlerle uğraşıyorum kendimce. Biliyorum, baktım sayfaya. Ya, teşekkür işleri. Ederim. Sizlere de küçük bir hediye getirdim. Ya. Ne tatlısınız. Evet. El yapımı. Kendimle yaptığım şeyler. İzniniz olursa. Lütfen. Ne güzel. En değerli şeylerdir. El bu size. Teşekkürler. İşler. Bakalım. Aleyna ablam da çok güzel. Mucizelerle gelsin inşallah. İnşallah. Serdar Bey, bu sizin. Size aşk getirsin inşallah. Amin. Buyurun efendim. Ablan adamı söyledin. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Mucizeleriyle gelsin size inşallah. Amin. Öyle gelecek ya, gibi hissettim müthiş. Şu anda. Aldım kabul ettim. Geçen gün zaten. Geçen gün zaten baktığımda söyledim. İnanmıyorum. Ne kadardır görüşmüyorsunuz?
Ay vallahi çok oldu. 6 ay oldu mu? Yani yarışma başladı. Bir de olmuş olabilir. Aleyna bu yarışmaya başladığından beri hemen hemen. Öncesinde de Sakarya'daydı biliyorsunuz okuldan dolayı. 8 ay falan oldu. Ben de yazın çalıştığım için gelemedim. Kışın böyle bir durumlar. Şimdi dedim ki güzel bir sürpriz oldu. Güzel oldu. Daha bugün konuştuk. Dedim ki hani artık uçak biletini alalım çünkü zaman geçiyor. O da ben bir arkadaşımın haber bekliyorum. Bir şey ben haber vereceğim sana falan. Hep geçiştirdi beni. Ben de diyorum ki hızlı olalım. Pazartesi günü hemen gelsin bir an önce. Çok özledim çünkü. Nasıl oldu neyse bunu eve gidince konuşuruz. Sinem Hanım bu ikiye ayrıldı. Ay ben onu tamir ederim size. Ben yapabilirim ama niye böyle oldu? Aşk da olmayacak. Niye böyle? Olur olur. Zaten duygulandırdınız olur. Beni. Siz yeter ki inanın. Her şey mümkün. Tamam inanacağım. Bana böyle bir güzel anı yaşattığınız için ya, hepinize ekip olarak da teşekkür ediyorum. Size kırmadınız. Güzel size emanet. Canımın içi merak benim. Merak etme. Hadi. O zaman ben biz gidiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Öpüyorum teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ya Aleyna böyle yaparlar adamı işte. Sen niye ağladın ayrıca biraz önce? Bilmiyorum anlık bir şey geldi. Bana arada oluyor ben böyle. Ben biliyorum. Ben biliyorum. İyi geldi. Seni artık o kadar iyi tanıdım ki niye ağladın, niye duygulandığını. Niye? Çünkü Gülşah ben sana yorum yapmayacağım deyince nasıl üzüldüm biliyor musun? Çöktün bittin orada. O mu sebep? İyiyim. Problem yok. Sebep o mu? Yani tabii ki o da üzdü. Onun öncesinde de kendimi açıklamaya çalıştım. Açıklayamadığımı düşündüm. Ve anlık bir duygusal birikti. Şey oldu. Evet. Evet. Şu ama an güzel iyi. Olmuşsun. Teşekkür ederim. Beğendim seni. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Düzeltmişim. Bir paçağın yukarı bir paçağın aşağıydı. Oturduğun zaman öyle oluyor tabii evet. ki. Ama hemen bir yerde de oturuyorsan bu kıyafetle onu indireceksin, eşitleyeceksin. Ben seni çok beğendim. Hele ki ben o zincirle kolyenin karışması buraya koyduğun zaman hiç sevmem aslında ama burada o kadar güzel duruyor ki o kıyafetin üstünde. O çantayı at, elinde de taşıyabilirsin, buraya da taşıyabilirsin. Şapkalarınız için laf söyleyecektim çünkü düşünemediniz mi değişik bir şey yapmayı? Bulmuşsunuz orada, geçirmişsiniz kafanıza aslında. Ama yakışmış o ayakkabı, çanta ve şapkayla da birleştirme. Hoşsun kızım. Teşekkür ederim hocam. Bu kadar Gülşah'ım. Evet Aleyna, yorum yapmayacağım dedim ama madem o kadar üzüldün yapayım. Aslında bugün çok aynıyız seninle. Yani evet. Şapka ve bu benim kendi diktiğim bir şey. Çok beğendim takımını. Ama o botlar nedir Allah aşkına ya? Daha rezalet bir şey giyemedim mi ayağına? O çanta ne mana? Bunun altına bence bu kadar illaki topukluysa, bu kadar kocaman topuklu bir bot tercih etseydin çok daha havalı dururdu. Veya dümdüz, daha böyle hani kalın. Mesela Özlem'in ayağındaki gibi hani kalın tabanlı bir şey tercih etseydin, Betül'ün ayağındaki gibi o da olurdu. Çantan olmaz. Kolyelerini sevmedim. Daha böyle kocaman başka bir şey olabilirdi, bileklik olabilirdi falan. Şapkan ve takımın muhteşem. Sen çok güzel gözüküyorsun. Ablan da geldi. Gözün aydın. Artık bugün bol bol dertleşirsiniz. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim Serdar'cığım. Botun, çantan ve aksesuarların çok sıradan kalmış. En kötü postal giyebilirdin. Asker postalı. Daha cool ve tarzını tamamlardı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Yasemin. Ederim. Puan veriyoruz. Puan veriyoruz. 5. Teşekkürler. 5 kızım. Teşekkürler. 3 Aleyna'cığım. 3 Aleyna'cığım. Özlem, gel bakalım kızım, gel. Aferin Rilya. Budur ya, ne olacak ki yani, kavgalı da olsanız bu bir nezakettir. Bana güzel alkışlıyor. Yani. Ne haber Özlem? İyiyim Uğurkan Bey, siz? Sağ ol. Daha düzgünsün moralin falan değil mi? İyiyim. Daha iyisin kızım. Hı-hı. Çok güzel de bir şey söylemişim. Ben hemen kıyafet yorumuna geçeceğim senin ama bu çok hoşuma gitti. Yani sen de hatalarını görüp yapmamaya çalışacaksın. Bitti, bu kadar basit. Ondan sonra her şey çok düzgün olacağına inanıyorum. Çok hoş görünüyorsun bugün. Ya çok güzel suratın ortaya çıkmış bu şapkayla. Demek ki şapka sana yakışıyor. Şimdi bu pantolonlar biliyorsun. Biz Serdar'la bu konuları çok konuşuruz.
çok moda şu anda. Ben çok severim. Geçmişte giyiyordum. Sonra biliyorsun çekti pantolonlar, yukarı çıktı, daraldı. Bir şey. Ay ben boyumu kısaltıyor çünkü. Şimdi bunlar tekrar geri geldi ve ben de bayılarak bunları giyiyorum. Doğru söylüyorum değil mi Serdar? Evet evet. Çok bayılarak doğru. Bunları giyiyorum çünkü bana oradan modeller de gösteriyor. İşte bak bu kış bu, bu yaz bu devam edecek. Aman pek mutlu oluyorum. Bu benim tarzım zaten. Üstüne düşmesi ve kayması. Ayakkabıları çok o kadar ya çok kaba ama o kadar hoş görünüyor ki. Bir göstersene bakayım onları. Çok beğendim. Biraz sonra zaten onu tamamen göstereceksiniz ve fiyatları öğrenirken ama önce konsept nedir? Söyle bakalım. Şapka şıklığı ama ben tabii... Nereye gidiyorsun? Biliyorsun konsepti şapka şıklığı yapamadım. Nişantaşı'na gidiyorum saat 5-6 gibi. Serdar Nişantaşı'na gidiyor. Beni çağırmıyorlar ki. Hayır sen sevmezsin ya. Herkes niye Nişantaşı'na gidiyor devamlı diyorsun. Sürekli zaten Nişantaşı'nda. 5-6 gibi arkadaşlarımla yemek yemeye Nişantaşı'na gidiyor. Melike de bugün Nişantaşı'ndaydı. Sen de oradasın. Karşılaşırsınız artık. Arkadaşların gelmezse beraber kahve içersiniz. Evet. Olur. Fiyatları söyle lütfen. Fiyatlarım. Çok beğendim onu ya. Botlarıma 240 biraz verdim. Biraz iyice çıkar yukarı çıkarabildiğin kadar ki sevgili seyircilerimiz o kadar da değil. Botlarıma evet. 240 çok verdim. Çok güzel. Evet. Kombinim 430. Şapkam 100. Çantama da 80 verdim. O mont hep 430'un içinde mi? Evet, çok mont, hoş. Pantolon. Bu birazcık daha uzun tabii ben kestim. Triko. Ya ben seni çok beğendim ya. Enteresan. Aksesuar yok mu? Aksesuar. Son 5 dakikada ben istediğim botu bulabilmek için çok koşturdum. Ya ayakkabı, bot alabilirdim. Ya ayakkabı, ya bot, ya takı. Takısız çıkayım ama ayakkabısız çıkmayayım dedim. Koştura koştura. Son bir dakikada yalvararak aldım diye. Tabii şimdi çocuklar aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Şapka da bir aksesuardır. Ama bugünkü konseptimiz şapka şıklığı olduğu için bunu saymıyoruz. Onu da bilmenizi istedim. Neden diye düşünebilirsiniz diye açıkladım. Sevgili seyircilerimiz için de bu bir açıklama oldu. Normal bir kıyafetle ilgili olsaydı şapka taksaydınız aksesuarınız var derdik gözlüğe dediğimiz gibi. Ne zaman kombin yapmayı öğreneceksin sen? Hala karşıma böyle geliyorsun. Son derece sıradan. Şapka şıklı. Aa ne güzel bunu geçirdin kafana. Bir mont, bir crop, bir bot. Ne alaka? Yani son derece sıradan. Yani sana da geleceğiz. Hani şıklık nerede burada? Şapka şıklığı. Tamam bunu koydun kafana. Ya şıklıksa işte ne bileyim bak al bu şıklık. Anlatabiliyor muyum? İşte sırtım yok, transparanım var, ayağımda kocaman ayakkabılarım var. Bir şekil bir şeyler yapmışım, bunu buraya yapmışım falan. Bu ne? Bu ne? İyi misin? Evet iyisin. Ben de böyle sokağa çıkarım. Ama sokağa çıkarım. Bu podyuma konu sokak modası falan da değil yani. Bu podyuma böyle gelemezsin sen ya. Ben sıkıldım Özlemciğim senin bu kombinlerinden. Kafandaki ne ayakkabı, bir tek botlarını sevdim ben senin. Özlemciğim, şimdi sana baktığım zaman yani konseptine çok uygun giyinmişsin. Gerçek hayatında böyle giyinir misin? Tam olarak da böyle giyiniyorum Nişantaşı'na giderken. İşte ben de onu söylüyorum. Tam olarak da böyle giyindiğin için. Burası bir podyum ya. Hani Özlem biz yarışmadayız ya, siz yarışıyorsunuz ya. Hani buraya iyi gelmen açısından sana bunları söylüyorum. Böyle seni biraz tokatlayayım ki yarın belki bir faydası olur diye belki kendim için bir gözüm doysun istiyorum. Markete gider gibi bu podyuma, bu ekrana böyle çıkamazsın. Bu kadar kontrast renkleri bir arada sevmem. Ama tabii ki kafandaki şapkanla botundaki tabanın renklerinin uyumu. Keşke o renkte bir mont. Ben çünkü üzerindeki haki, asker evet. Yeşili. O ton... O kısa şişme montunu o renk seçseydin keşke. Baktım da bulamadım. Siyah da çok karartacaktı, boğacaktı. Yok, ben severim hakiyle siyahı. Ama genel olarak hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Olmadı Özlem. Çok yanlış. Şurandaki şu tokayla, kemerindeki o tokayla bu puffer siyah için olmaz. Puanlarımızı veriyoruz. Aksesuarın yok. 4 kızım. Teşekkür ederim. 1. 3 Özlemci.
1. Teşekkür ederim. Evet, seni yerine alıyoruz ve Deren'in podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Nişantaşı'na eşim Vegas köpeğimle beraber kahve içmeye gidiyoruz. Yüksek sesle rica edebilir miyim? Eşim Vegas köpeğimle beraber üçümüz birlikte kahve içmeye gidiyoruz. Fiyatlar? Çizmem 100 TL. Takımım 3. Var olur ve seni daha iyi görmüş olur. Bu kadar çocuğum. Teşekkür ederim. 1 Derencim. Teşekkür ederim. 2 Derencim. Teşekkür ederim. 1 Deren, 2 kızım. Teşekkürler. Pekala Deren, seni yerine alıyoruz ve puanlar. Deren 6. Eda 12, Betül 19 puanla gün birincisi. Wow. Tebrik ediyorum. Wow. Tebrikler Betül'cüğüm. Melike 6, Hülya bir eksi var burada sadece.
Aleyna 16, Özlem 9. Evet, 19 puanla Betül gün birincisi, 6 puanla Melike ve Deren gün sonuncusu. Pekala, yarının konsepti pantolon çizme uyumu. Nerede yapıyoruz alışverişi? Bakırköy. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. İyi haftalar.